İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Van Gölü'nün ekosistemi yok olmanın eşiğinde. Rus barış güçleri Artsakh'ta tarım işlerinin güvenliğini sağladılar. Paşinyan ve Aliyev demiryolunu yeniden başlatma anlaşmasını yeniden teyit etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İran ve Rusya'ya erişimi olacak. Aşot Arutunyan, Şuşili'nin sorunları bir an önce çözülmeli. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu. Bu yıl Batı Ermenistan'da bir Ermeni kilisesi ve Van'daki Ermeni mezarlığı tamamen yok edildi. Defineciler Van'daki Surp Stepanos Ermeni Kilisesi'ni tahrip ettiler. Amerika, Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan'da kendi imkanlarıyla yol yapmaya karar verdi. Mezamor Müze Rezervi'nde Mezamor Okumaları 2 konulu uluslararası konferans başlayacak. Batı Ermenistan'ın en büyük gölü olan Van Gölü'nde kuraklık nedeniyle son yılların en büyük çekilmesi yaşanmaya devam ediyor. Geçen yıllara oranla azalan yağış, sıcaklık ve buharlaşmanın artmasıyla Van Gölü'nün su seviyesinde de 2 kilometre aşan ciddi düşüşler yaşanıyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Alaaddinoğlu Van Gölü'nde yaşanan çekilme hakkında şöyle konuştu. Göl suyunun çekilmesiyle endemik bir balık türü olan inci kefali de etkilenecek. Sularda çekilme devam ederse akarsularda yaşayan bütün balık popülasyonunun ortadan kalkmasına neden olacak. Kuş cenneti olarak yerlerin bile kuruduğunu görüyoruz. Bu durumda canlı popülasyonun ortadan kalkmasına neden olacak. Ekosistemin tamamı bundan etkilenecek. Su tüketimi yönetilmezse havzada içme suyu sıkıntısı yaşanabilir. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın basın servisi tarafından bildirildiğine göre Rusya Barış Koruma Birliği askerleri Artsakh'ın Martuni bölgesindeki Maçkalaşen köyündeki sınır hattı yakınında çeşitli tarımsal işlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağladı. Hafta boyunca Rus Barış Gücü Birliklerinin desteğiyle işçiler 40 hektardan fazla ekilebilir araziye farklı çeşitlerde tohumlar ektiler. Rus Barışı Koruma Birliği'nin temsilcisi Sergey Gapeyev, tarımsal öneme sahip arazilerin tarafların sınır çizgisine yakın yerde bulunduğu dikkate alınarak bölge idaresi Rus Barış Gücü Birliği Komutanlığı'ndan işlerin güvenliğinin sağlanmasını istedi. Şu anda 40 hektarlık bir alan ekildi dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı üçlü toplantıda demir yolunun yeniden açılmasına ilişkin anlaşmayı yeniden teyit edildi. Başbakan Paşinyan, Brüksel'deki görüşmenin ardından konuyla ilgili verdiği bilgide Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığımız üçlü görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile demir yolunun yeniden açılmasına ilişkin anlaşmayı yeniden teyit ettik. Buna göre demir yolu uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına uygun ve karşılıklı olarak ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında faaliyet gösterecek. Ermenistan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'na demir yolu ile erişebilecek. Ayrıca temasların sürdürme konusunda da anlaştık dedi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın bu konuya cevabı gecikmedi. Üçlü toplantıda demiryolunun yeniden açılmasına ilişkin anlaşmanın yeniden onaylanması, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Nahiçevan toprakları üzerinden İran ve Rusya'ya erişimi olacağı anlamına geliyor. Buna göre demiryolu uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına uygun karşılıklı olarak ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında faaliyet gösterecek. Artsakh Savaşı'ndan sonra Nahiçevan, Ermenistan Cumhuriyeti için döyüre yani fiili olarak Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti topraklarının daha fazla bölünmesini teşvik eden herhangi bir anlaşmayı reddetmektedir. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde Şuşi şehrinin zorla yerinden edilmiş sakinleriyle yaptığı görüşmede aynı adı taşıyan şehrin tarih müzesi müdürü tarihçi Aşot Arutunyan, Batı Ermenistan hükümetine başvurarak şunları kaydetti.
Türk-Azerbaycan askerleri ve uluslararası teröristler tarafından Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi kenti ve diğer bölgelerinin işgal edilmesinden dolayı halkın hayatı tehlikede olduğu için yüzlerce aile Ermenistan Cumhuriyeti'ne sığındı. Bu nedenle sosyal ve hukuki sorunların çözümü için vatandaşlarımıza destek olmanızı, mülteci statüsü kazanmalarını rica ediyoruz. Ardından son Artsakh Savaşı'na ve sonrasına ve bu savaştan önce Şuşi'nin işgaline ilişkin tüm vakalara değinerek bu savaş sırasında belirleyici olan önemli ayrıntılara dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu 3 Aralık'taki Türkiye ile ilgili özel bir açıklamasında şunları vurguladı. Bu yıl Batı Ermenistan'da bir Ermeni kilisesi yıkıldı. Van'daki Ermeni mezarlığı da tamamen yok edildi. Bunlar önemli dini ve kültürel alanları yok etmeyi amaçlayan bir gözdağı verme biçimidir. Tony Perkins'e göre Ermeni Apostolik Kilisesi üyeleri de dahil olmak üzere Türkiye'deki dini azınlıkların hakları giderek daha fazla kısıtlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu özel raporunda yetkilileri dini azınlıkların haklarının ağır ihlallerine göz yumduğu için Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye'yi özel bir listeye dahil etmesini tavsiye ediyor. Define avcıları Batı Ermenistan'ın Van Muradiye ilçesindeki Aksorik Dağı'nın eteklerindeki tarihi Surp Stepanos Ermeni Kilisesi'ni tahrip etti. Ermeniler için çok önemli bir kutsal yer olan Surp Stepanos Kilisesi 17. yüzyılda inşa edilmiş ve Ermenilere yapılan soykırımın 1915 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. Son 50 yıldır definecilerin uğrak yeri olan ve tahrip edilen kilise hala ayakta ancak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. İnsanlık bu kültürel kıyıma dur demelidir. Argumenti.ru gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kafkasya'daki ulaşım ve karayolu ağını geliştirmek için para harcamayı planladığını yazıyor. Bu özellikle Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni içermektedir. Önerilen otoyolun onarım projesinin maliyeti şu anda 45 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu eylem hiçbir şekilde yukarıda adı geçen cumhuriyetlere yapılan bir hayırsever eylemi veya yardım değil. Bu askeri gerekliliğine bağlıdır. Sanki bu ülkeler Kafkasya'nın stratejik yönünde Rusya'ya ciddi bir gerçek tehdit oluşturmaya karar verdiler. Gazeteye göre Ermenistan Cumhuriyeti konusunda çok ciddi düşünmeye değer. O ülke Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üyesidir. Yani Rusya'nın askeri müttefikidir ve topraklarında Rus askeri üssü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin karayolu sistemine yatırım yapma kararı Washington'un bu ülkeyi Gürcistan'ın şu anki gibi sadık ortağı haline getirmeyi beklediğini gösteriyor. Açıkçası başka bir seçenek yok. Medzamor Rezerv Müzesi Polonya, Avusturya, Gürcistan, Rusya ve Kazakistan'dan tarihçi arkeologların katılımıyla Medzamor Okumaları 2 konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansta tartışılacak konulara değinen tarih bilimleri doktoru Profesör Doktor Aşot Piliposyan şunları söyledi. Medzamor, Tunç Demir Çağı'na ait antik bir bölge, ikamet yeri ve bir mezarlık alanıdır. Ve o kadar önemlidir ki Tunç ve Erken Demir Çağlarının tüm kültürünün adı Lıcaşen Medzamor olarak adlandırılıyor. Tabii ki sunumların çoğu özellikle Ermeni-Polonya Uluslararası Arkeolojik Kazı Çalışmalarına ve 2017-2021 yıllarında Medzamor kazılarına adanmıştır. Ancak buna ek olarak konferansı çok daha genel ve eksiksiz hale getirecek ek sunumlarımız var. Konferans çerçevesinde 1980'den 2021'e kadar yapılan kazılar sırasında keşfedilen altın nesnelerin veya değerli nesnelerin bir seçkisinin sunulacağı özel bir sergi olacağını söyledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasun adlı eseri sunuyoruz. Oh, yeah.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.